içtik çeşmenin. Çeşmemizin. Doğru, çeşmemizin. Güzel olmuş, çok güzel. Elinize sağlık yavrum. Üstüne de ismimizi yazdık. Bizim çeşmemiz olduğu anlaşılsın diye. Kahya, oğluna söyle bir daha ağaçları kazmasın. Peki bey. Söylerim. Ama biz ağacı kazmadık ki. Sadece isimlerimizi yazdık. Ali bey öyle istedi, öyle yap oğlum. Hem sen Ceylan'la oynamasan iyi olur. Eserimiz. Çeşmemiz. Onu yaptığımız zaman küçücüktük. Şimdi biz ondan daha büyüğüz. Sevgimiz daha da büyük verdi. Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız. Bu aşk korkutmuyor mu seni Ceylan? Ben bir kahya çocuğuyum. Bir gün davullar dengi dengine vuracak, göreceksin. Koparacaklar seni benden. Koparamayacaklar Ferdim. Kimsenin gücü yetmeyecek bunu. Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Thank you.
Sen benim her şeyimsin. Senden ayrılamam ben. Sen benim. Kaya, daldın gene. Son zamanlarda hep böyle dalıp gidiyorsun. Hani genç olsan diyecektim ki... Ne diyeceksin Mehmet? Birine sevdalandığımı mı söyleyeceksin? Ferdi'ye dal. Çok güzel söylüyor. Türkü de yanık mı yanık. Sözlerinde yangın var sanki. Ateş bacıyı sarmışa benziyor. Tahminimde aldanmamışım. Ne tahmini anne? Ferdi son zamanlarda Türkiye fazla düştü. Böyle vakitli vakitsiz. Sen de pek zevkle dinliyorsun onu. Ama ben... Ama sen ne? Anne, nedir bu manalı konuşmalar? Açıklar mısın? Bana öyle geliyor ki... Ferdi sana aşık. Olabilir. Sakın sen de ona aşık olmayasın. O da olabilir. Beni anlıyorsun değil mi anneciğim? Anlıyorum kızım. Sadece baban düşündürüyor beni o kadar. Sen de vaktiyle bir bey kızı sevmiştin, vermemişlerdi. Yana yakıla... yıllarca dolaştın gurbet ellerde. Sonra beni aldığında küllenmiş köz gibiydin. Gene başlama. Bizde kül köz mü kalmış? Sırası mı şimdi bu lafların? Ferdi düşündürüyor beni. O da benim gibi olacak diye korkuyorum. Yanmış bir kere. Beyse anlamaz. Tam istediğim gibi hanım. Geçenlerde kasabaya inmiştim ya. Birden aklıma geldi. Bizim Reşebin oğlu Yusuf ziraat mühendisi çıkacak. Annesine uğradım. Çocuk fakülteyi birincilikle bitirmiş. Bizim çiftlikte çalışır mı dedim. Annesi tabii çalışır dedi. Ben biliyor musun yakışıklı bir genç. Bizim kızın da zamanı geldi artık. Ha? Ne dersin? Bilmem ki. Şimdi zaman değişti. Kız kendi istediği biriyle evlenirse... Tabii istediği biriyle evlenecek. Ama önce ben seçeceğim, sonra o beğenecek. Damadımın bir ziraat mühendisi olmasını ne kadar isterdim. Bunları sonra konuşuruz. Bugün onları çiftliğe aldıracağımı söylemiştim. Ferdi'yi göndereyim de Yusuf Bey'i alsın gelsin. Ferdi! Buyurun efendim. Dün seninle kasabada bir eve uğramıştık hani. Evet. Ha işte oraya gidecek. Yusuf Bey'i alıp buraya getireceksin. Baş üstüne. Dur bakalım. Ona karşı gayet hürmetkar olmanı isterim. Yusuf Bey yakınımız. Yani ziraat mühendisimiz olacak, anlıyor musun? Baş üstüne efendim. Onunla değil, ciple! Hanıma doğru. Belki kasabadan bir istediği vardır. Her şeyi biz söyleyeceğiz! Bir şeyi de kendiniz halledin ya! Peki efendim. Gel. İyi günler hanımefendi. Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim. Merhaba Ferdi. Merhaba. Ferdi kasabaya gidiyor. Bir isteğin var mı? Müsaade ederseniz ben de gidebilir miyim anne? Yok, bugün olmaz. Güle güle Ferdi. Müsaadenizle efendim. Anne ne oluyor? Benden sakladığınız bir şey mi var? Sende bir tuhaflık, Ferdi'de bir karış surat. Ne olur anne, bana da söyleyin.
Yusuf iki gün önce kasabaya gelmiş. Hani şu Handan Hanım'ın oğlu? Aa, şu ziraatçı çocuk. Ziraatçı değil, ziraat mühendisi. Babanla anlaşırsa burada kalacak. Baban çiftliği modernleştirecekmiş. Bana bak çoban! O hayvanlar benim tarlama geçerse perişan ederim seni, bilmiş ol! Bütün bu topraklar benim! Ekilmemiş, sürülmemiş tek karış yer kalmayacak! Bir de şu bataklığı kurursam... Bu mühendis işi. Mühendis olacak damadım. Mühendis! Bir şey mi söyledin bey? Kim söylüyor bu türküyü? Ferdi'nin sesi. Yanık söyler böyle hep. Ben onu kasabaya gönderdim diyor. Ne arıyor buralarda? Teyfmiş. Ben de kasabaya gitmedi sandım. Hayrola Ceylan? Türkü dinliyorsun bakıyorum. Senin yaşında kızlar valsler, tangolar dinler benim bildiğim. Onlar vals tango dinlesin baba. Yabancı bunlar bana. Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm. Bu türkülerde en büyük duyguyu buluyorum. Şimdi türküyü izlenmeyi bırak da... Eve erken gel, misafirler gelecek. Efendim, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Ferdi, şu motoru garaja götür bakayım. Baş üstü. Yorulmuşsunuzdur, bu gece istirahat edin, sabah çiftliği gezersiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun efendim, buyurun. Kız eve döndü mü? Evet. Evde. Ha, iyi. Orada aptal aptal ne duruyorsun be? Sana traktörü götür dedik. Akşam güneşi
aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl kuru yüreğimi ateşliyor. Yorgun gönlüm bitik ezgin. Belki çalma garip sazım, bugün yaralarım ezgin. Yıllar yılı gam çekerim, yorgun gönlüm bitik ezgin. Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl kuru yüreğimi ateşliyor. Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl kuru yüreğimi ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor. Yazık, bizim deli oğlan kötü tutuldu Ceylan'a. Bir şeyler yapsak ne dersin, ha? Ne yapsak yani? Ceylan'ın da onda gönlü var. Herkes biliyor bunu. Ne yapalım kadınım? O bir bey kızı. İsteyecek de Elizya. Aa, o bey kızı ise bizimki de fidan gibi delikanlı. İsteriz kızını beyden. Bakarsın veriverirler. Şimdi olmaz. Şimdi beyin misafirleri var. O mühendis denilen herife taktı kancıyı. Ben de onun için acele ederim ya. Şimdi böyle şeyler konuşulmaz dedim. Çiftlik hele bir modernleşsin. Şu görünen bataklık kurutulursa bağ yapımı için çok müsait görülüyor. Ha, tamam Yusuf Bey oğlum. Sen nasıl istersen öyle yaparsın. Biz bugüne kadar bu cahil kafamızla işi buraya kadar getirdik. Ama bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin. Her şey senin sayılır. Teşekkür ederim. Sağ ol efendim. Çok çalışkan bir delikanlı. Çok da hürmetkar. Ha. O mu? Fena değildir. Bizim kahyanın oğlu Ferdi. Kendi halinde biri. Çalışır durur fukara. Hayrola Ceylan? Nereye götürüyorsun o börekleri? Çeşme başına gidiyorum anne. Ferdi ile buluşmaya mı? Evet anne. Ferdi ile buluşmaya. Yusuf beylerin çiftlikte bulunduğu şu sıralarda kendine biraz dikkat etmen gerekmez mi yavrum? Onlar babamın misafirleri anne. Beni hiç ilgilendirmiyor. O misafirleri çiftliğe neden davet ettiğini tahmin ediyorum. Ama onlar burada oldukça ben daima kaçacağım. Bak anne. Ferdi ve ben çocukluk günlerimizden beri aynı havayı teneffüs ediyoruz. Sen bizim tek evladımızsın Ceylan. Babamla ben isteriz ki... Babam istiyor diye sevmediğim bir insanla bir ömür boyu beraber olamam anne. Eğer tek evladımızsın dediğiniz kızınızı seviyorsanız... ...onun ruhunda kopan bu fırtınaya biraz anlayış gösterin lütfen. Allah bağışlasın kızını. Maşallah gelinlik kız olmuş. Teşekkür ederim.
buradasın biliyorum. Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem. Dünyalar kadar. Beğenmedim. Gelmem. Çeşmeden akan su kadar. Bizim çeşmemizden. Bak ne getirdim sana. En sevdiğim börekler. Hanım, yemek hazır mı? Tabii, buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Siz de şöyle. Ceylan nerede? Buralarda bir yerdedir. Kahya bakmaya gitti, neredeyse gelir. Allah Allah! Nereye gider bu kız böyle? Sinirlenme bey. Kaçma diye buralarda bir yerdedir. Doğru. Biz yemeğimizi yiyelim. Buyurun. Hanımefendi, efendim her tarafa baktım, Ceylan Hanım'ı göremedim. Peki Kahya efendi, gidebilirsin. Thank you.
hiç dönmese, geçmese saatler, hep böyle kalsa. Ceylan'ım. Canım. Ayıracaklar bizi diye korkuyorum Ferdi. Babam bu gelen mühendise bel bağlamış. Yalvarırım konuş babanla. Gitsin babama. Seviyorlar birbirlerini desin. İstesin beni babamdan. Yalvarırım dur baba. Ona dokunma bey. Yapma baba vurma. Bana vur bana. Baba. Öldür istersen. Baba vurma ne olur. Ama ona dokunma. Bey. Baba öldüreceksin onu. Ne bol çokmuş var. Babacım yalvarırım. Dedim. Baba. Sana bir ders olsun. Babana söyle bana kız istemek için gelmesin. Yoksa onu da böyle kırbaçlarım. Baba bırak beni. Ferdi. Vazgeç bu sevdadan oğul. Koy o tabancayı yere. Bırak beni baba. Sevdiğimin yanında küçük düşürdü, rezil etti beni. Bu muydu göreceğim karşılık? Sen, ben, anam, hepimiz uşaklık ettik ona. Neydi günah? Ceylan'ı sevmek mi? İyi ya oğlum. Ceylan'ın yüzüne nasıl bakarsın? Babasını öldürdükten sonra onu nasıl görürsün? Onun suçu ne? Benim suçum ne? Ananın suçu ne? Ya şerefim ne olacak baba? Ben nasıl bakarım Ceylan'ın yüzüne? Kendini düşünmüyorsan... bizleri düşün evladım. Sen aşık... sen içli... sen duygulu adamsın. Sen katil olamazsın. Senin eline tabanca yakışmaz Ferdi. Hadi yavrum, baban olarak yalvarıyorum. Ver hadi, ver o tabancayı bana. Tamam Ceylan'ın yüzüne şimdi. Neredeyse Ferdi'yi öldürecekti. Vurdu, vurdu, vurdu. Hırsını almak istiyorsan bana vur dedi. Babam da insafsızca vurdu. Vurdu, vurdu. Yeter evladım. Ağlama, üzme kendini. Nasıl ağlamam anne? Onu çok seviyorum. Ona vurulan her kırbaç sanki benim yüreğime iniyordu. Bu büyük sevgimi içime atıp gideceğim buralarda. Kimsenin yüzüne bakamam artık. Kadersiz oğlum benim.
Her gün Allah'ıma dua ettim. Onu bize, sevdiğine bağışla dedim. Olmadı. Üzülme baba. Tanrım böyle yazmış bir kere. Kaderimde gülmek yok baba. Son bir kere daha göreydim onu. Gideceğim veda etmeye. Ayrıca Ali Bey'e bir çift sözüm olacak. Mühendis bey oğlumuzun çiftlik hakkında iyi projeleri var maşallah. Oğlunuzla ne kadar iftihar etseniz azdır Handan Hanım. Sağ olun. Yusuf'un bir tanedir. Bir de hayırlısıyla evlendirebilseydik. He ya, iyi olur. Hanım, Ceylan nerede gene? Teşekkür ederim. Odasında. Ha, iyi. Aslan gibi delikanlı maşallah. Teşekkür ederim. Bizi cesaretlendiriyorsunuz. Sen ne diyorsun hanım bu konuda? Vallahi ne bileyim. Bir de Ceylan'a sormak gerek. Mühendis için surat mı eder yani kızımız? Bilmem. Seninle bu konuda biraz görüşseydik. Sus, konuşma! Ne zamandan beri çoluk çocuklar karar veriyor bu evde? Ben ne dersem o olur! Verdiğiniz bu kararı Yusuf'a haber vereyim, olmaz mı? Yanlış yoldasın bey. Bana ateşle oynuyorsun gibi geliyor. Ceylan'a da, Ferdi'ye de yazık olacak. Bırak da... Hadi konuşma! Kerem'le Aslı'nın devri çoktan geçti dedim sana! Aşkın devri geçmez bey. Yüreğine ateş düşmeye görsün. Bana bak kadın, fazla konuşuyorsun. Sana sus dedim, sus! Karar verilmiştir. Bu mühendis damadım olacaktır. Yanaşma misali bir kahyanın oğlu bana damat olamaz. İşte o kadar! Yanaşma misali bir kahyanın oğlu ama... kızımızın kalbinde taht kurmuş. O tahtı da, o tahtı kalbine kuranı da... beni kararımdan vazgeçirmeye çalışanı da mahvederim bilmiş ol. Kararım kat'idir. Ne var? Niye geldin? Vedaya geldim. Elinizi öpmeye. Demek gidiyorsun. Yanlış yolda olduğunu anladın ha, aferin. Elimizi öpmene lüzum yok. Hadi çek arabanı! Annem, babam ve ben... köle gibi çalıştık bu çiftlikte. Köle gibi kırbaçlandık. Ceylan'la beraber büyüdük. İlkokulu, ortaokulu beraber okuduk. Sen bey, bana söz vermiştin. Liseyi okumak için kölen olmuştum. Okuyabildiğim kadar okuyacaktım. Emelim bir ziraat mühendisi olmaktı. Sınıfta mı kaldım, çalışmadım mı? Birincilikle bitirmedim mi ortaokulu? Okumak, okumak... daha fazla okumak için çok çalıştım. Ama ne edeyim ki babam parasızdı, yoksuldu. Ferdi! Yeter artık, hadi! Tahsil hayatımda başarıyla ilerlerken... beni çekip aldın. Çiftliğinde uşak ettim. Şimdi de hayatımdan, hatta canımdan çok sevdiğim birini koparıp alıyorsun. Ama Allah o kadar büyük ki bey! Ferdi! Gitsen artık oğlum. Bağışlayın beni efendim. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Oğlum... elinden bir kaza çıkmasın diye gelmiştim. Ama ağzımdan öyle sözler çıktı ki... affet beni oğlum. Ben sana babalık yapamadım, okutamadım seni yavrum. Halbuki sırtımda taş taşıyıp okutmalıydım seni. Affet,
Affet beni oğlum. Baba, sözlerim sana değildi. Biliyorum, sen de olsa yapardın. Hadi, gurbet beni bekliyor baba. Yol gözüktü gayrı. Yolculuk nereye delikanlı? İstanbul'a. Güzel sesin var. Al bunu. Bana ihtiyacın olabilir. Başın sıkışırsa ararsın beni.
Semih Saner, organizatör. Geldiğine sevindim delikanlı. Buyur otur. Yanık bir sesim var. Ama başarmak için çok çalışmak gerek. Bu piyasa gariptir. Sen işi bana bırak, göreceksin neler yapacağız. Sağ olun efendim. Yarın saat 3'te bana gel. Seni plakçılar kralı Atilla Bey'le tanıştıracağım. Sesini bir kere dinlesin yeter. Biraz da reklam gerek. Bir iki resim çekelim, tamamdır bu iş. Bu çocuk, şu sizin kahyanın oğlu Ferdi değil mi? Demek şarkıcı oldu. Meşhur olduğuna göre etrafı kızlarla doludur artık. Eh, ne de olsa köy çocuğu. Tanrı onu İstanbul'un yosmalarından korusun. Ve şimdi de sizlere Anadolu yaylalarından kopup gelen yanık sesli genç bir şarkıcıyı takdim ediyorum. Huzurlarınızda Ferdi Tayfur. Thank you.
bravo, bravo. Çok çok iyiydin. Aslanım benim. Hadi şimdi üstüne değiş, arkadaşlar bekliyor. Açılışı yapılacak, bir gece kulübüne davetliyiz. Çok yorgunum Semih abi, ben gelmesem olmaz. Çok ayıp olur. Özellikle senin gelmeni rica ettiler. Yani bilmiyorum, çok ayıp olur bak. Köy gözümde tütüyor. Köyüme dönmek istiyor. Yeni bir eser mi besteliyorsunuz Ferdi Bey? Ferdi bir hazinedir hanımefendi. Bir bakarsınız, bu türkü birden bir bomba gibi patlayıverir. Bir daha tekrarlasana Ferdi, nasıl başlıyordu yeni şarkı? İşte Kahya'nın oğlu Ferdi ve İstanbul gecelerinin güzel kadınları. Tabii. Köy yerinden büyük şehre gidince kabak çiçeği gibi açıldı çocuk. Anne! Babamla konuş anne! Ceylan kararını vermişti. Düğün hazırlıklarına başlasın.
Annen var yavrum. Bir şey yok anne. Ben odaya çıkıyorum. Ceylan nerede acaba? Odasına kadar çıktı, şimdi gelin. Ben alır getiririm. Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var. Ceylan? Bu çeşmeyi yaptığımız zaman küçücüktük. Ama şimdi biz de sevgimiz de daha büyük verdi. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar Ferdi. Kimsenin gücü yetmeyecek buna. Yalnız senin Ceylan'ın olarak kalacağım. Ama sen gittin Ferdi. Veda bile etmeden. Allah'a ısmarladık bile demeden gittin. Senin bunda bir suçun yok evlat. Ceylan'ın babası Ali Bey kopardı onları birbirinden. Sefil oldu yavrucaklar. Gittiği hayırlı oldu yavrumun. Elinden bir kaza çıkacaktı yoksa. Sen üzülme amca. Ferdi'yi ilk gördüğümde mert bir insan olduğunu anlamıştım zaten. Seni üzdümse affet. Hoşça kal. Neredesin damat? Ben de sana bakıyordum, gel buraya! Senin ne mal olduğunu araştırdım Ali Bey! Menfaatin için kızını, beni ve de Ferdi'yi feda etmekten çekinmedin. Siz hanımefendi, siz kızım Ferdi'yi seviyor diyebilirdiniz. Bana her şeyi açıklayabilirdiniz. Başkasının malı olmuş bir kızı bana yamamaya utanmadınız. Sen Ali Bey, Ceylan'dan önce aklın çiftlikte kalmıştı. Bir çiftlik uğruna sattın beni. Namusu şüpheli kızınıza nasıl karım derim ben. Ama Allah büyük, yaptığınız bu kötülüklerin hesabını soracaktır size. Thank you.
Yemin ederim, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, kalbimdeki aşk sönmeyecek verdi. Nasıl doktor? Ümitsiz. Sayıkladığı insanı çağırırsanız son isteğini yerine getirmiş olursunuz. Ferdi, bir telgraf var sana. Memleketinden, Yusuf diye birinden geliyor. Ceylan çok hasta, acele gel Yusuf. Ceylan. Bir rüya gördüm anne. Çeşme kurumuş. Ağaçlar ağlıyordu. Gökyüzü kararmış. Hayat bitmişti sanki. Çiçekler baharda dalından koparılmaz. Değil mi anne? Denizler kadar büyük bir aşkla beslenen çeşme kurumaz değil mi? Ağlama anne. Bak ben ağlıyor muyum? Biliyorum. Gördüğüm bir rüyaydı. Çeşmemiz kurumayacak. Çiçekler gene rengarenk yapraklarını güneşe çevirecek. Ferdi gene bana en güzel aşk şarkılarını söyleyecek. Ferdi, yanında olsaydın şimdi. Ceylan! Ferdi! Ceylan nerede? Ceylan yukarıda. Sizi sayıklıyor. Doktor ümitsiz dedi. Metin olun. Ona hiçbir şey hissettirmeyin. Sevmek bu mudur Tanrım? Bir başkasının elleri değmedi avuçlarıma. Bir başkasının bu sesi dokunmadı saçlarıma. Yaşadığım sürece çektiğim acılardan gam yemiyorum. Ama onu görmeden ölmekten korkuyorum. Hayır, sen ölmeyeceksin. Biliyordum saçlarına hiç kimsenin dokunmayacağını. Biliyordum avuçlarında hiç kimsenin ellerinin olmayacağını. Hayır, sen ölmeyeceksin. Gene mor dağların eteklerinde koşan biz olacağız. Gene çağlayan sular gibi coşan biz olacağız. Su mu dedin Ferdi? İçimde yanan bir volkan var sanki. Kavrulan dudaklarımı ıslat, ne olursun. Ne?
ateşi çeşmemizdeki sular söndürür ancak. Götür beni çeşmemize. İstirabımız son bulsun. Hangi kalem yazdı alnımıza kaderi? Hangi el perçinledi kalbimize sevgiyi? Görüyor musun gökyüzünde uçuşan rengarenk kelebekler? Duyuyor musun çeşmemizden akan suyun sesini? Duyuyorum Serdi. İçmek istiyorum. Kana kana içmek istiyorum. Ellerine dokunmaya hakkın yok ona. Sevmek nedir bilmezsin sen. Onun anasıyım ben. Bir ananın yavrusunu 9 ay karnında taşıması ne demektir bilemezsin. Canımla, kanımla besledim. Bir gün kızım dedin mi ha? Bir defa olsun saçını okşadın mı yavrunun? Ağladığında yüreğin dağlandı mı? Güldüğünde bir kez olsun içinde sevgi çiçekleri açtı mı? Paradan başka bir şey düşünmedin. Çiftlik senin anan, baban, karın, kızındı sanki. Bütün sevgini, hırsını, her şeyini ona vermiştin. Bir karış toprak kalmayacak ekilmemiş diyordun. Allah sana asla ekemeyeceğini öyle bir toprak verdi ki bey. Al işte! Filiz gibi yavrunu çiftliğinin toprakları aldı. Bugüne kadar kocamsın dedim, saygı gösterdim. Büyüksün dedim, tek laf etmedin. Evimizin direğisin dedim, karşına çıkmadın. Ne istedin yavrumdan, ne istedin benden? Bir kez olsun gülemez miydin bizi? Sevemez miydin bizi? Kızım, yavrum diyemez miydin sanki? Senden bulamadığı sevgiyi, şefkati... ...belki sevdiğinde bulur yavrum diyordum. Ona da mani oldun. Ayırdın iki seveni birbirinden. O kadar kötüsün, o kadar iğrençsin ki bey. Sana beyim dediğim için kendimden nefret ediyorum. Git buradan! Git buradan! Hayatın boyunca yaklaşmadığın kızından uzak dur. Çekil git! Git, git, git!